Açın arkadaşlar. Açın Polis bizim polisimizdir, bizim kardeşimizdir, bizim çocuğumuzdur, evladımızdır, arkadaşımızdır. Bugün siyasi iktidarın vermiş olduğu talimatları yerine getirmek zorundadırlar. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin iradesini temsil ediyoruz ve devlet yönetmek nedir? Mevcut saray rejiminden de sarı muhalefetten de çok daha iyi biliriz. Yasanın ne olduğunu, kuralların ne olduğunu biliriz. Yıllarca polis akademisinde bu genç kardeşlerimizin amirlerine de ders veren birisi olarak bunu söylüyorum. Bugün burada Zafer Partisi Genel Başkanının, divanının, Ankara İl Başkanının ve kadrolarının bulunmasının nedeni Milli Eğitim Bakanı'nın İzmir'de İstiklal Harbi'nin öncülerinden, Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından, Türk Milli Eğitiminin kurucularından rahmetli Necati Bey'in anısına yaptırılmış olan bir okulu, tarihi okulu, 94 senelik okulu yasalara aykırı olarak yıktırmasıdır. Bu barbarca eylem bir binanın dozerle yıkılması değildir. Duvarlara kepçelerle vurulması değildir. Türk İstiklal Harbi'ne yapılan bir saldırıdır bu. İzmir savunmasına yapılan bir saldırıdır bu. Bu Milli Eğitim Bakanı milli değildir. Eğitimin de değil, aslında cehaletin örgütlenmesinin elemanıdır. Bu yapmış olduğu eylemi hiçbir zaman unutmayacağız. Ve bir gün yasaların önünde bunun hesabını verecek. Yapabileceği en iyi şey rahmetliye yakışır bir Milli Eğitim Bakanı olmak için çalışmaktı. Ama temsil ettiği duruş, gayrimilli tutum, İstiklal Harbi'ne karşı almış olduğu olumsuz tavır hiç şaşırtıcı değil. Ortaya böyle bir sonuç çıkar. Zaten bir süreden beri okullardan İstiklal Harbi şehitlerinin ve gazilerinin isimlerinin silindiğini görüyoruz. Bunları bir tarafa not ediyorduk ama artık sadece not etmeyeceğiz. Zafer Partisi olarak bütün kadrolarımızla nerede böyle bir Türk milletinin tarihine ve hukukuna, İstiklal Harbi'ne, İstiklal Harbi'nin gerçekleştiren kadrolara yönelik suikast eylemi düzenlenirse, saldırı düzenlenirse, orada saray rejimi karşısında Türk milletinin iradesini temsil eden Zafer Partisi'ni görecek. Hepinize teşekkür ediyoruz.